Herkese merhaba arkadaşlar, ben Altı Firmaz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalın konsepti dışında değişik bir video hazırlıyorum sizlere. Bir soru cevap videosu hazırladık. Instagram üzerinden soruları topladım. Çok güzel sorular geldi, çok absürt sorular da geldi. Komik sorular da var, normalde üst güzel sorular da var. Video hem kendimi size tanıttığım bir video olabilir. Çünkü benim hakkında soru soran videolar da var. Hem de inşallah eğleneceğiniz video olur. Videoya geçmeden önce bir uyarı yapmak istiyorum. Videoda şimdi bazı sorularda biraz dedim, birkaç soru bak absürt dedim. Onları normalde yayınlamayacaktım fakat sırf arkadaşlarımın adına burada yayınlamak için ben o soruları da yayınlamak istiyorum. Normal şartlarda kanalımın herkese açık, her kitleye hitap etmesini dileyen biriyim. Fakat bu soruda, bu videoda baştan uyarım yapmak istiyorum. 18 yaşından küçükseniz, yani küfür falan var aslında, çok da bir şey yok ama yine de ben bunları kanalımda küfür üzerinden mizah yapıyor, komik olmaya çalışıyor, ilgi çekiyor gibi görünmek istemediğim için baştan uyarımı yapıyorum. Ailenizi izliyorsanız izlemeyin abi, tamam mı? Hani Atıf küfür konuşmuş demeyin burada. İzlemeyin. Ayrı yerde izleyebilirsiniz. Bir iki soru daha var. Çok daha fazla yok zaten. Hani söyleyemeyeceğim de hepsini. Çünkü dediğim gibi hani kötü örnek olmak istemiyorum. Çünkü çoğu çocuk herkes izliyor YouTube'u, biliyorsunuz günümüzde. Bundan dolayı uyarımı yapayım. Ben mesuliyeti kabul etmiyorum. Böyle de düşünceliyim yani. Size kalmış artık ne yapacağınız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk sorudan başlamak istiyorum. İlk sorumuz anonim demiş. Evet. Uçak moduna alayım telefonu. Bir dakika. Arama geliyor, telefon geliyor. Video kesiliyor. Evet, ilk sorumuz anonim gelmiş. Abi neden bu kadar yakışıklısın? Bu arada koltuk sürekli gıcır diyor, kusura bakmayın. Abi neden bu kadar yakışıklısın? Kardeşim neden yakışıklı olduğunu Berat'a sorabilirsin. Teşekkür ediyorum böyle düşündüğün için. Çok yan profilden görüntü vermek istemiyorum ki bu görüşün değişmesin. Evet, bu da anonim olsun, arka arkaya bir soru gelmiş. Hangi üniversitede okuyorsun? Bölümün ne? Kaç yaşındasın? Nerelisin? 10 yıl sonra... dur oraya geleceğim. Erciyes Üniversitesi'nde okuyorum. İngiliz Dili ve Edebiyatı 2. sınıftayım. 21 yaşındayım. Adanalıyım. Adana'da doğup büyüdüm. Adanalıyım aslında. 10 yıl sonra kendimi nerede? 10 yıl sonra kendimi böyle kripto para zengin olarak görüyorum diye. 10 yıl sonra kendimi şöyle ki... Öncelikle evlenmiş. Evlenmiş olarak, bir çocuğum olarak 10 yıla, iki okulu bitirsek, askerlik, git gel, iş buldum, 3 yıl, 5 yıl geçsen evet, o çocuk oluyor. Bir çocuk sahibi, evli bir şekilde, güzel bir işi olan, güzel bir geçimi, mümkünse kripto paradan dediğim gibi zengin olmuş olan, güzel geleceğe yatırımları yapmış, işini severek yapan biri olarak görmek istiyorum. Okuduğum bölümle de ilgili öğretmenlik de olabilir yapacağım meslek. Belki internet, sosyal medya üzerinden de bir yerlere gidebilirim. Asıl, yani en çok isteyen zaten spor alanında bir yerlere gelmek. Bunların dışına bakacak olursak, kendim 10 yıl sonra spor alanında çok çok iyi yerlere gelmiş, ülkesi için bir şeyler başarmış birisi olarak görmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Cumali Acay'dan mesaj gelmiş arkadaşlar. Absürt, küfürlü yer bir burası. Klasik Cumali'nin bir lafı var. Yani Instagram profilini de buraya koyayım hatta Cumali'nin. Herkes görsün, tamam mı? Kaç yaşındasın demiş. Ben de 21 demişim. Hadi 21 diyelim ona. Tam bir şey yapılacak yaştasın demiş. Yani teşekkür ediyorum kardeşim. Böyle güzel cevapların için, güzel esprilerin için. Beyza Kürekçi, sorunu yanıtlayamayacağım, özür dilerim, kusura bakma. Geçiyorum senin sorunu. Bunu ilerleyen zamanlarda inşallah yanıtlayacağım. Ahmet Ali Gözü Küçük, lisede yaşadığın en güzel anı neydi reis? Lisede yaşadığım en güzel anı, sanırım hani çok da düşünmeyeceğim ben bu soruyu. Rahmetli Tamir hocamız abi, mekan cennet olsun. Onunla okula yeni bina yapılmıştı. Onun okulun arka tarafına ağaç dikiyorduk, boş araziye. Ve 2-3 haftalık bir süreçte ağaç dikme dönemimiz. Sevdiğim arkadaşlarımla beraber dersten kaytarıyorduk bir yandan. Bir yandan ağaçları dikiyorduk. Tamir hocamızla güzel vakitler geçiyorduk aslında. O da bizi öyle arasa döner ısmarlıyordu. Böyle güzel vaktimiz olmuştu lisedeyken. O anları çok özlüyorum gerçekten. Teşekkür ediyorum Ahmet Ali. Evet, Halil Alpaslan, en sevdiğin tırnak makası markası. Kardeşim ben giydiğim tişörtün markası ne bileyim diyorum. Tırnak makası markası soruyorsun.
Teşekkür ediyorum. Kitlendiğim bir soru oldu gerçekten. Evet, ikinci bomba geliyor arkadaşlar. Alperen Korkmaz. Dümdüz soruyu söylüyorum. Sesi kısar. Ne yapayım? Abi kaç santim demiş. Tamam mı? Şimdi kardeşim kaç santim olduğunu Cumali'ye sorabilirsin diye şimdi. Kusura bakmayın, ben artık şey yapmayacağım burada. Demişim ki lan bunu ekleyemem. Abi yanlış aldın. Batonlar kaç santim demek istedim demiş. Bunu yetmezse şöyle açıyoruz kardeşim bunu. Şık etmesi önemli. Böyle çevirerek açıyorsun. Bu şekilde. Kardeşim batonlarımız bu şekilde. Yaklaşık boyları ayağa kalkıp ölçmek istiyorum. Var işte bayağı 1.20, 1.30 olabilir. Teşekkür ediyorum kardeşim sorun için. Ve bu videoya malzeme olduğu için Alper'in de profilini bırakıyorum. Range Rover arkadaşımız bu arada. Batonla kaç santim ekledi. Tamam kardeşim. Evet. Kanka bir günlük kamp yapmak için yanımıza neler almalıyız? Aldığımız şeyler toplam ne kadar tutar? Kardeşim çok tutar. Eğer ilk kez kamp yapıyorsan sana tavsiyem daha önce kamp yapmış ve ekipmanları tam olan biriyle kampa git. Ve mümkünse yaz aylarında, bahar aylarında git. Kışın kesinlikle gitmeyip kampını tavsiye etmem. Yani soğumaman için tavsiye etmem sana. Şöyle kamp için kamp çantamda neler var videosu var, onu buraya ekliyorum şuradan. Oradan bakabilirsin. Genel olarak çadır, tulum, yemek seti, işte çanta, ne bileyim çatal bıçak bilmem ne. O tarz şeyler kampa giderken klasik, yani normal bir günlük minimum şekilde neler ihtiyacını karşılıyorsa onlarla kampa gidiyorsun. Alacağımız şeyler toplam cidden çok fazla. Yani çadır bile şu anda 150'ye 100 liraya aldığımız çadırlar şu an 300 lira falan yani. Öyle olunca maalesef ki artık kampçılık da biraz lükse doğru gidiyor ama gitmiyor, anlamış değilim. Yani atalarımız çadırda göçebe yaşarken biz şu an kamp lüks olduğu değişik bir hayat, değişik bir ortam, bir şeyin içindeyiz. Çok konuşmak istemiyorum. Özgürlüğümü seviyorum. Teşekkür ederim Mehmet bu arada. Batuhan Gürlek. Yazın bir planım var mı kankam? Kanka soruna geçmeden önce ben Batuhan'ın arkadaşlar bir sayfası var. Tuğ Batu diye. Bunlar özel tasarım kıyafet. Tamamen kendileri tasarlıyor. Kendileri alıyor. Kendileri dikiyor çoğu yerlerini. Ve kendileri boyayarak satıyorlar. Ben çok beğeniyorum. Çok seviyorum. Gerçekten kendisinde, sayfasında. Bu yüzden ben ona şu an burada ücretsiz reklamını yapmak istiyorum. İnşallah bu videolarda çok büyük yerlere gelir. Şu an kanka senin sayfanda çok kişi tarafından görülmüş olur. Teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. İnşallah çok güzel yerlere gelirsiniz. Hızlıca devam edelim. Anonim bir soru var. Neden dağları bu kadar çok seviyorsun? Dağları neden bu kadar çok seviyorum? Ben dağları içinde doğup büyüdüğüm için biraz da. Hani yazları hep köye giderdik biz Aladağ'da. Öyle olunca Deretepe, Dağtaş, Deretepe geze geze küçükten oradan alıştık. Ve benim çok sevdiğim bir dağ var. Kale Dağı. Hemen köyümüzün tam karşısındaki. Ve şiirlerimin hemen hemen %90'ında o dağa yazdığım gerçek yani. Çok seviyorum. Dağlarda insan kendini buluyor. Kendini deniyor. Kendi sınırlarını görüyor aslında orada. Neden zorlanırsın? Hani ne bileyim, en basitinden ben ne kadar süre yürüyebilirim? Ne kadar süre sonra yorulurum? Vücudum böyle bir tepki gösteriyorsa bu neyin işaretidir? İşte ne bileyim. İnsan kendini tanıyor. Kendini deniyor. Kendini dağda yorulduğum kadar güçlüyüm derim her zaman. Gerçekten öyle. Dağlar başka bir ortam. Bambaşka bir şey. Ayrı bir dünya. Ayrı bir galaksi. Anlatmaya kelimelerim yetmez benim şu anda. Bunun için ayrı bir video bile yapabilirim. Arka arkaya iltifatlara sıraladığım dağlara. Çok teşekkür ediyorum soru için. Geçelim şimdi. Tunahan. İlk soru demiş ki, sorulacak soru belli de YouTube'a uymuyor bebek demiş. Teşekkür ediyorum, o soruyu ben gayet iyi biliyorum. Şimdi tekrardan yazmış. Merhaba Atıf Bey. Atıf Bey şiir bu kadar güzel şiir yazdığınız yerine dayanıyor. Çok merak ediyorum. Bu kadar güzel şiir yazdığımı düşünürsen çok teşekkür ediyorum. Şiirde insan, şiir yazmak da hani insan ne kadar doğup büyüyorsa, kendini her alanda geliştiriyorsa, bence şiir de öyle. İnsan zamanla geliştiriyor kendini. Güzel yazıyorum demiyorum ama eskiye göre daha
yazdığım zamanlar, yani eskiye göre daha nadir yazıyormuş şu anda. Ama yazdığım zamanlar daha güzel yazmaya çalışıyorum. Eskiye göre daha güzel. Yani genel olarak güzel demiyorum, övmüyorum işlerimi. Daha güzel şeyler yazmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu arada şiirlerimin ulaşmak için buraya ekleniyorsa, buraya ekledim şu anda. Edebiyatla.com'dan ya da direkt Google'dan Altı Filmas şiirleri diye aratırsanız şiirlerime ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Geçelim şimdi. Daha önce ne zaman merak saldın ve bu serüven nasıl başladı kardeşim? Sabri Akkaya, çok teşekkür ediyorum. Bu arada Sabri'lerin de bir YouTube kanalı var. Hemen onun da buraya adresini bırakıyorum. Araba tamirleriyle ilgisi olan varsa bu videoya kesinlikle bakmalı. Bu kanala bakmalı. Harbiden güzel içerikler var. Sizin de başarınızın devamını diliyorum bu arada. Dağcılığa ne zaman merak saldın? Dağcılığa eskiden beri yaptığım şeydi, hani eskiden değil mi? Demin az önce de bahsettim, hani yazları köyde gezer dolaşırdık. Köy dediğin dağlık yer zaten, doğanın içindesin her zaman. Bu yüzden hani sürekli devamlı bir koşturmacanın içindeydik dağlarda. Oradan merak saldık ve dediğim gibi dağlarda olduğum zaman hissettiğim şeyler çok var, başka şeylerdi. Ondan dolayı da dağlardan vazgeçemedim. Son bir yıldır, bir buçuk yıldır sağlık sorunları sebebiyle pek haşır neşir olamasam da dağlarla, ilk fırsatta yapmayı düşünüyorum. Bu arada ben Batu'nun sorusunu geçtim. Teşekkür ediyorum Sabri bu arada soru için. Batu yaza bir planım var mı demiş. Yazın YouTube kanalı konusunda planlarımı açıklayabilirim sizlere. Bildiğiniz üzere, bilmiyorsunuz belki, açıklamadım, anlatmadım da, dağ bisikleti aldım ve yazın inşallah dağlarda güzel videolar çekmeyi planlıyorum. Köyde olacağım yine, dağlarda olacağız inşallah. Sağlıklı şekilde olursak ne mutlu bize. Teşekkür ediyorum. Evet, Şeyda Nur Arslan. YouTube işine girmek nereden aklına geldi? YouTube işine girmek nereden aklıma geldi? Geçen sene galiba, geçen senenin Ocak-Şubat aylarında benim evde yürüyüş yapmıştık. Ondan sonra Haziran-Temmuz falan geldi. Bu yürüyüşün videolarını falan istemişti Timur için abi. Ados, Adana Doğa Sporları Topluluğu Derneği Başkanı. Onu da şu an linkini hemen buraya bırakıyorum. Bir daha şeyin sayfasını takip edebilirsiniz. Adana ve çevresinde, Akdeniz bölgesinde. Hem sosyal sorumluluk projeniyim zaten, hem de çok güzel faaliyetler yapan bir kuruluş. Bizzat ben de aktif olarak katılıyorum faaliyetlerine. YouTube için işte of yürüyüşün videolarını falan istemişler. Sonra ben ne yapayım, nasıl bunları bir slide hazırlayayım, kolaj oluşturayım, işte video hazırlayayım, editleyeyim falan. Ufak tefek bir şey yaptım, 2-3 dakikalık. Daha sonra ne yapalım, bunu ben Drive'dan mı yüklesem, ne yapsam? Yani dedim YouTube'a yükleyeyim. Herkese paylaşırız, isteyeni direkt oradan yollarız. Güzel olur dedim, hani hem de dedim, bir şeyimiz olur dedim orada yani. Oradan girdik YouTube'a. Lan dedim, ben pandemi başladı. Pandemi bittiği zaman elime benim bir şey geçsin. Yani ben bomboş geçirmiyorum bu zamanları. Bir hobim olsun. Kendime bir şeyler katayım. O şekilde başladık. Ondan sonra işte aksiyon kamera falan aldıktan sonra yani iş başka boyuta geçti artık. Hani yapmam gerekiyor artık. Artık masraflarımı oraya doğru yönlendirdim. Çok şükür iyi gidiyor şimdilik yani. Beklediğim gibi çok da gözümüz yok zaten. Eğleneceğimiz şekilde, kendimize bir uğraş olacak şekilde devam ediyoruz. Diğer soru, enerjin hiç bitmiyor mu? Enerjim asla bitmiyor, asla bitmiyor. İnşallah da böyle değer, nazar değmez inşallah. Neden İngiliz dili ve edebiyatı memnun musun? Neden İngiliz dili ve edebiyatı gelince sorusuna şöyle diyeyim. Dilcilerin 3 seçeneği olur genelde önlerinde. İngilizce öğretmenliği, mütercim tercümanlık, İngiliz dili edebiyatı. İngilizce mütercim tercümanlık, ardından İngilizce öğretmenliği, en kötü de İngiliz dili ve edebiyatı olarak görülür normalde. Fakat bunların üçü de bence apayrı boyutlarda. Tercümanlık apayrı bir olay. Öğretmeyi bilmek apayrı bir olay. Dili bilmek, dilin özünü kavramak, o da apayrı bir olay. Ben hani İngilizceyi tam öğrenmek istiyorum diye düşündüm. Hani öğretmenlik bölümü de gayet güzel. Fakat hani daha dışına çıkarak, hani öğretmenliği belki bir şekilde ayrı bir eğitim alarak ufak tefek şekilde tamamlayabilirim belki dedim. Ama dedim hani biraz da dil bilgisi olarak daha fazla bir şeyler öğrenmek açısından bu bölümü seçtim. O şekilde memnunum. Ama çok zor, leş bir bölüm. Haberiniz olsun yani. Yani çalışmayacaksa, yatacaksanız gelmeyin. Öyle diyeyim hani ben size. Ondan sonra... ben bunu yayınlıyorum. Şenol abi kana gezgini. Onu da hemen anlatayım nasıl bir kim olduğunu. Kendisi aynı zamanda ekspedisyon kanucusu ve milli derece kadar sporcu. Millidir belki. Millolu anlar varsa bilmiyorum ve Guinness Rekorlar Kitabına girecek faaliyetler yapıyor kendisi spor alanında. İstanbul'dan Trabzon'a kanoyla gittiler. Onu da hemen buraya sayfasına bırakıyorum. Göz atabilirsiniz. Kendisi aynı zamanda mükemmel bir babadır.
Kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle iyi bir insan olduğu için. Sağ ol, var ol abim. Çok teşekkürler. Ama sorunu yayınlayamayacağım. Bayağı absürt sormuş çünkü. Teşekkür ediyorum. Evet, burada bir ilk isim açıklamayacağım ki ayıp olmasın yazdığı şey konusunda. Çünkü sevilen birisi çevresinde. Benim sorum yok, seni yormak istemiyorum demiş. Önce teşekkür ediyorum. Ondan sonra demiş ki ben seni rahatsız edemem, sorum yok. Sordum soruyu boruyor demiş. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, videoya hızlı bir bitiriş yapmış olduk. Bir anda sorular bitti, ben de anlayamadım. Bugün bu soru cevap videomuz bu şekildeydi. Umarım eğlenmişsinizdir, mutlu olmuşsunuzdur. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Sorular soranlara ayrıca çok teşekkür ederim. Bir sonraki soru cevap videomu haberdar olmak için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Çok dikkat edin kendinize. Pandemiden inşallah hayırlısı en kısa zamanda kurtuluruz. Ramazan dolayısıyla çok fazla oruç tutanlar için söylüyorum. Çok fazla dışarı çıkamıyoruz zaten. Yorgunluğu hissetmeseniz dahi vücudunuzun su kaybetmemesi açısından lütfen çok fazla kendinizi yoracak şeyler yapmayın. İnşallah Ramazan'dan sonra güzel faaliyetlerde, dağlarda, doğada görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim tekrardan. Lütfen videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmadıysanız dememe gerek yok. Lütfen abone olun yani. Hatırlatmama gerek yok artık manasında. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.